AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilere verilecek gübre ve mazot desteklerinin 2023 yılı Mart ayı yerine 2022 yılı içerisinde ödeneceğini açıkladı. Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Aksal, "Sen üret yeter" sloganıyla oluşturduğumuz tarım politikalarımız kapsamında çiftçilerimize her konuda sağladığımız desteklerimize devam ediyoruz. Bu verimli topraklardan tarlalardan sofralarımıza birçok ürünün ulaşmasını sağlayan çiftçilerimize Cumhurbaşkanımızın müjdelediği desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilmeleri için hububatta mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine 2022 yılı içerisinde ödemeye başlıyoruz. Bu destekler çiftçilerimizin Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek. Mazot ve gübre alımında kullanılabilecek. Girdi maliyetinin büyük bir kısmını mazot ve gübre alımı oluşturuyor. Bizler de desteklerimizi bu konu odağında arttırma hedefindeyiz. Bu hedeflerimize yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla mazot desteği %240 arttırılarak 22 liradan 75 liraya, gübre desteği %130 arttırılarak 20 liradan 46 liraya yükseliyor. Bu desteklerimiz neticesinde dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarıyoruz dedi. Tahıl koridoru hakkında da açıklamada bulunan Aksal, tahıl sevkiyatının kesintiye uğraması mazlum muhtaç insanların gıdaya ulaşamaması, Afrika'daki milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kalması demektir. Buna göz yummamız, böyle bir krize sessiz kalmamız mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle sevkiyatın kaldığı yerden devam etmesi açıkça gösteriyor ki burada kilit isim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğandır. Dünyada yaşanan tahıl krizinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle olumlu sonuçlandırılmasından tüm dünya adına mutluyuz. Bizler gıdanın, tarımın, üretmenin değerini bilen, yokluğun, zorluğun, varlığın kıymetini bilen bir millet olarak tarladan sofraya her aşamada çiftçimizin emeğini destekliyoruz. Emeğin değerini, ekmeğin değerinin bilincinde olarak biz bu verimli toprakların potansiyelini gerçekleştirmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz dedi.